Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri, bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine koronavirüsü konuşacağız. Çok şaşırtıcı olabilir sizin için ama gerçekten öyle. Peki, isterseniz nereden başlayalım? Dünyadaki verilerle başlayalım ve daha sonrasında da Türkiye'ye dönelim. Yani dünyadaki verilerle nasıl başlayacağız? Elbette bakalım. Şimdi aslında sevgili Songül bana her sabah şeyleri gönderiyor. Dünyada neler olup bittiği konusundaki bilgileri gönderiyor. Bu şeyle ilgili olarak, korona virüsle ilgili olarak. Oradan başlayalım. Türkiye'ye geleceğiz elbette. Daha özel olarak işlediğimiz için, aynı zamanda gazetelere de baktığımız için biliyorsunuz. Vaka sayısı 3.062.000 olmuş durumda. Ölü sayısı 212.000'i buldu ve toplamda 906.000 kişi ise iyileşmiş durumda. Ve bunun yanında tabii Merkezi Amerika'daki Uluslararası Kurtarma Komitesi korunmasız durumdaki ülkelere acilen yardım edilmediği takdirde koronavirüsünün 1 milyar kişiye bulaşabileceğine dikkat çekti ki bugün işleyeceğimiz haberlerden bir tanesi bu. Gerçekten de şey var, yani bir taraftan işte bir gevşeme söz konusu, ancak diğer yandan bir takım uyarılar da devam ediyor. Yani mesele ciddiyetini koruyor. Birleşmiş Milletler dünyanın en gereksiz örgütlerinden bir tanesi. Bunun genel sekreteri Antonio Guterres ne demiş? Bakalım, koronavirüs salgınının daha iyi bir dünya yaratmak için kullanılması gerektiğini belirtmiş. Evet, yani böyle bir şey. Bunlar biliyorsunuz sürekli böyle konuşuyorlar. Boş konuşuyorlar tabii. Hoş konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Ve işte bu konuşmalardan bir tanesini daha aktarmış olduk sizlere. Ve bakalım, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu salgının 7 milyon istenmeyen gebeliğe neden olabileceğini ve 31 milyon kişinin de şiddete maruz kalabileceğini kaydetti. Yani şimdi tabii meselenin çeşitli taraflarıyla ilgili, bir taraftan işte böyle araştırmalar da devam ediyor. Böyle istatistiki bir takım bilgiler, tahminler söz konusu. Ya da bunlardan bir tanesi işte 7 milyon istenmeyen gebelik, yani bir baby boom olması bekleniyor. Aslında Türkiye'de de bekleniyor. Buralarda da duymaya başladım ben bunu. Hatta geçtiğimiz günlerde bir ne diyeceğiz? O doktorlara ne deniyor? Kadın doğumcu öyle bir şey beklediklerini söyledi, ciddi ciddi. Dolayısıyla bütün dünya için aynı şey geçerli. Böyle bakalım ne kadar şey olacak. Artık muhtemelen doğan çocuklardan birkaç tanesine korona morona isimleri verilecektir. Covid isimleri verilecektir. Böyle şeyler çıkacaktır. Peki başka ne var? Başka Şangay'da turistik yerler ve otellerin büyük bir kısmı açılmış. Çin'de biliyorsunuz Şangay ve en kalabalık yerlerden bir tanesi. Ve turistik yerlerin %83'ü yeniden ziyaretçilere açılmış durumda. Yaklaşık 5200 otelde kapılarını turistlere açmış. Ve bunun yanında bakıyorum Meksika'ya geçelim isterseniz. Çin'den Meksika'da COVID-19 nedeniyle 135 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 1569'a çıktı. Ve bakıyorum, Norveç Konseyi küresel güçlere çağrı yapmış. Ekonomik yaptırımlara COVID-19 arası verin. Küresel güçler açlığı tetikleyen ve yoksulların acısını daha da arttıran koronavirüs salgını sırasında Suriye, İran ve Venezuela gibi ülkelere yönelik ekonomik yaptırımları askıya almalı. Ve bunun yanında bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olduğu konusunda, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri artık bu şeyin, salgının merkezi haline gelmiş durumda ve orada da işte tartışma devam ediyor. Çok yüksek perdeden üstelik, yani işte silahların gösterildiği falan bir şekilde. Ve vaka sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Trump'ın şöyle bir ifadesi olmuş: İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız. Yani bu nereye bir anlam çıkartmamız gerekiyor bizim bu haberden? Türkiye ile ilgili anlam çıkartmamız gerekiyor ki biraz sonra bu konuyla ilgili bir haberi sizlere aktaracağım. Yani Türkiye'de de işte daha fazla test yapılması gerektiği yönünde bir uyarının haberi bu.
Ve devam edelim. Bakıyorum Trump diyor ki ilerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz. Çünkü daha fazla test yapacağız. Uygun zaman geldiğinde ise vaka sayısı sıfıra düşecek. Evet, gördüğünüz gibi çok bir somut bir açıklama bu. Yani uygun zaman geldiğinde vaka sayısı sıfıra düşecek. Ya da vaka sayısı sıfıra düştüğünde uygun zamanın gelmiş olduğunu anlayacağız. Kader gibi bir şey yani bu. Böyle artık aklınıza ne gelirse o anlamı çıkartabilirsiniz. Ve bakalım başka ne var? Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ölü sayısı Vietnam Savaşı'ndaki Amerika'nın vermiş olduğu kayıplardan fazla şu anda. Yani o sayıyı geçmiş durumda. Ve gelelim nereye? Avrupa'ya bir bakalım. Avrupa'da aşamalı gevşetme planı mesela Fransa'da meclisten geçmiş. 11 Mayıs'ta dolaşım serbest hale gelecek. İş yerleri, mağazalar ve küçük müzeler açılacak. Ve haftada 700 bin test yapılmaya devam edilecek bu arada. Ve Fransa'da 2019-2020 futbol dahil sezonun bütün spor müsabakaları yapılmayacak. Ve İspanya'da aynı şekilde kademeli normale geçiş takvimini açıklamış bulunuyor. Yunanistan'da korona yasakları kalkıyor ve 4 Mayıs'tan sonra Mitsotakis'in tabii açıklamaları bunlar. Normalleşme sürecine kademeli geçişi açıkladı Mitsotakis. Orta Doğu Afrika'ya baktığımız zaman neler oluyor? Mısır'da 260, Güney Afrika'da 203, Cezayir ve Fas'ta 132 şer, Gana'da 121, Senegal'de 87, Gine'de 77, Ekvator Gine'sinde 57, Somali'de 48 ve Sudan'da 43 yeni vaka tespit edilmiş durumda. Bu arada tabii başka ne var? İşin diğer taraflarına bakalım. Şimdi Türkiye'ye geleceğiz. Bu arada tabii bugün Diyarbakır'da HDP'nin bir açıklaması olacak. Yani infaz yasasıyla ilgili olarak biliyorsunuz. Ve tabii mahkumlarla ilgili olarak bir açıklaması olacak. Onu ifade edelim. Bu da şu demek. Yani bu mesele, bu sorun devam ediyor. Yani bir taraftan işte tartışıldı bu infaz yasası çıkana kadar. Sonrasında da unutuldu. Yani özellikle tabii bu yandaş medya tarafından unutturuldu. Başka bir takım gündemler başlatıldı. İşte geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar, işte buna Ankara Barosu'nun tepkisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın suç duyurusunda bulunması, Erdoğan'ın işte meseleye müdahil olması, hükümetin işte bir takım isimlerinin müdahil olması, hatta işte Almanya'dan bilmem X bir doktorun müdahil olması, Alman işte şeylerinin, devletinin, hükümetinin de işte şey yapması, müdahil olması, doktorun işten atılması ve hatta işte Almanya'daki Diyanet İşleri Teşkilatı'na gösterilen bir tepki falan filan. Yani buna benzer bir takım işte suni gündemler var. Ama gerçek işte şey, yani konuşulması gerekenler bir kenarda duruyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Yani yeni infaz yasası ve bundan olumsuz etkilenen çok sayıda insan, bunun bir parçası, konuşulması gerekiyor. İşte bu konuyla ilgili olarak da HDP açıklamalarını sürdürüyor. Bugün bunlardan bir tanesi daha yapılacak. Bunun yanında emekçiler açısından baktığımız zaman İpek Yolu'nda bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan çoğu işçi koronavirüs tehdidine rağmen maskesiz çalışıyor. Salgın nedeniyle iş yükünün ağırlaştığını belirten işçiler terleme yaptığı gerekçesiyle takmadıkları maskeleri ceplerinde taşıyor. Yani işin böyle bir tarafı var. Hatta şeye bakacak olursak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, önümüzdeki günlerde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede işte bir takım inşaatlarda şeyin, çalışmaların sürdürülmesi yönünde karar almış. Yani daha doğrusu sürdürülebileceği ifade edilmiş. Bunun yanında tabii şey var. Burada çalışan emekçilerin kendi işte evlerine falan gitmeleri veya imkanları varsa şey değil, yasak. Şantiyede yatıp kalkmaları gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten de inşaat işçileri için bir tehlike söz konusu tüm emekçilerde olduğu gibi. Bakıyorum Kars Belediyesi'nin bir dayanışma etkinliği var. Kars Belediyesi salgınla birlikte yerel üretimin desteklenmesi için öncelikle kümes hayvancılığı ve tohum desteği başlatmış. Ve tüm ilçelerde üreticilerin dahil olacağı kooperatifleşme çalışmalarına da başlamış bulunuyor. Ve bunun yanında üretici ve tüketiciyi destekleyen Kars Belediyesi'nin Karsbel markalı ürünleri Bizim Değirmen Kooperatifi aracılığıyla artık Ankara'da
ulaşılabilir olacak. Şimdi kültür sanat dünyasından bir haber verelim. Yine koronayla ilgili olarak döviz kurundan kaynaklı ham madde ithalatında zorlandıklarını ve koronavirüsün etkisiyle fiyatların iyice yükseldiğine dikkat çeken yayın evleri kitap satışlarının %63 oranında düştüğünü belirtmişler. Evet, bu işin bir de böyle bir tarafı var. Şimdi ne var? Bugün tabii dolar 6.97, euro ise 7.56'dan işlem görmüş, onu ifade edelim. Yani bu sabah itibariyle durum böyle. Peki şimdi başka ne var? Başka isterseniz yavaş yavaş şeye gelelim. Türkiye'den o az önce bu size bu genel olarak hani başlıkları aktarırken saydığımız bir takım şeyleri, haberleri. Mesela bilim kurulu üyesi Turan. Hangi Turan? Doçent doktor Sema Turan. Ve koronavirüs salgınıyla ilgili olarak şöyle bir ifade kullanmış. Şimdi hep burada dikkat edin, işte dünyadan ve Türkiye'den işte şeyi aktarmaya çalıştık. Yani biraz gevşetiliyor mesele. Fakat şöyle bir uyarı var. Salgında ikinci bir dalga ihtimali de olası. Bunu söyleyen kişi koronavirüs bilim kurulu üyesi doçent doktor Sema Turan. Ve burada tabii bir takım işte ayrıntılara da girmiş. Şöyle diyor: aldığımız önlemlere halkımız çok güzel bir şekilde uydu. Bu sayede de son birkaç gündür vaka sayılarımızın artış hızlarındaki sabitlik sevindirici. Bu halkımızın da gayretiyle oldu. Ne kadar çok evde kal çağrılarına uyarsak o kadar bu yaşadığımız dönemden hastalıktan kurtulma şansımız var. Geçtiğimiz 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasında halkımızın sıkıntılarını çok iyi anlıyorum, fakat bu hafta içerisinde çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer bu stabilitenin devam etmesini istiyorsak kurallara tam anlamıyla uymalıyız. Sokağa çıkmama kararı üzerinde devam etmeliyiz. Ve tabii ikinci dalga şeklinde görülme olasılığına da değinmiş uzman. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de normalleşme nasıl olacak? Bu iktidara yakın gazetecilerden bir tanesi biliyorsunuz Hürriyet'in yazarlarından Abdülkadir Selvi ve şöyle diyor: süreç 4 Mayıs pazartesi günü başlayacak ve ne olacak bakalım. Mayıs ayıyla birlikte Avrupa'da bazı ülkeler normalleşme takvimini uygulamaya koydu. Devlet 4 aşamalı bir normalleşme takvimi üzerinde duruyor ve Ramazan bayramı sonrasında 26 Mayıs'ta sona erecek ve bu süreç, yani bu normalleşme süreci hazırlık aşamasında normalleşme kademeli bir geçişle olacak diyor. Yani Ramazan ayına kadar işte önce bir deneme safhası olacak, daha sonrasında da salıverecekler meseleyi. Peki başka ne var? Başka şöyle bir şey var. Şimdi bütün bu uyarılar tabii işte sokağa çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, onu yapalım, bunu yapalım falan filanla birlikte. Gerçekten bu virüs havada asılı kalıp bulaşıyor mu? Yani şimdi mesela benim bu bulunduğum yerde şöyle şöyle böyle ampuller gibi var mı virüs? Ona Çinli bilim adamları ne demişler bakalım. Çin'de koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde iki hastanede bilim insanları yeni tip koronavirüse neden olabilecek küçük damlacıkların havada asılı kalabildiğini ortaya çıkardı. Aha, gördünüz mü? Demek ki kalıyormuş. O yüzden ne yapacağız? Sosyal mesafeyi hesaplayacağız. Aynı zamanda sosyal zamanlamayı da hesaplamamız gerekiyor. Demek ki böyle bir şey var. Yani birinin bulunduğu yerde siz uzun bir süre bulunmayacaksınız. Yani oralara girmeyeceksiniz. Aynı ortamda bulunmanız, sosyal mesafeyi koruyor olsanız bile demek ki bir garanti değil. Peki Çin'den gelen bu haber sonrasında nereye bakalım? Şimdi bir takım tabii ekonomik açıdan dediğimiz gibi gerçekten dünyada birçok ülkeyi etkiliyor, etkileyecek. Mesela Moody's'in zannediyorum bir tahmini var Türkiye ile ilgili olarak 2020'de ekonominin %5 küçüleceği yönünde ve buna benzer tabii bir takım veriler var. Ve tabii mesela şimdi bu şeyden en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz İtalya oldu aslında.
O da şöyle, bakıyorum İtalya'da Fitch İtalya'nın kredi notunu düşürmüş. Tabii bunlar normal, yani hani böyle bir süreç içerisinde işte üretimin durduğu, ticaretin durduğu bir ortamda bunun olması normal ve bu sadece İtalya için değil birçok ülke için geçerli. Bugünlerde İtalya'yı çok konuştuk biliyorsunuz. Yani sadece işte güzellikleri nedeniyle değil, biliyorsunuz bu salgının en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi oldu. Ve bu süreç içerisinde yazar Gökhan Kutluer gerçekten de yani Türkiye kamuoyunun bilgilenmesi açısından çok önemli şeyler yaptı. Yani hem işte zaman zaman bizim yayınlarımıza bağlandı, hem de başka işte medyalara bağlandı. Bunun yanında tabii kendi kişisel Twitter hesabından ben takip ediyorum. Çok güzel şeyler paylaşıyor işte. Hani bunlar aslında şey, yani oralarda nelerin olduğuna, olabildiğine dair insana fikir veren şeyler. Dolayısıyla bir şekilde süreci takip ediyoruz. Yani hem işte fotoğraflarla, görsellerle takip ediyoruz, hem de kendi kişisel deneyimleriyle takip ediyoruz. Daha önce dediğimiz gibi bize bu sürecin nasıl olduğunu birkaç kez anlatmıştı. Şimdi peki gelinen aşamada İtalya'da neler yaşanıyor? Hangi aşamadalar? Gevşeme var mı, yok mu? Bundan sonra ne olacak? Birkaç gündür sürekli ama şey geliyor. Hani işte bir takım İtalya'dan ya da işte dünyadaki bir takım hesaplardan Ciao Bella geliyor. Önce onu soralım bakalım o nedir, neden öyle bugünlerde öne çıktı? İtalya için bir şeyi var mı? Önemi var mı? Yok mu? Önce onu soralım, daha sonra diğer taraflara geçelim. Günaydın Gökhan Kutlar. Günaydınlar, merhaba, iyi yayınlar. Merhaba. Evet, Çambella niye bugünlerde? 25 Nisan'da İtalya'nın kurtuluş günüydü. Tabii bu kurtuluş günü neyden kurtuluş? Faşizm, yani iktidarından kurtuluş, Mussolini'den kurtuluş, Nazi'den kurtuluş. O dönemin 1945 yılında, şu günlerde 1945 yılında İtalya'da partizanlar ülkede karış karış gezip ülkenin özellikle kuzeyini ve merkez diyebileceğimiz kısımlarını Nazi işgalinden kurtarıyorlardı. Ve tabii Mussolini'nin, daha doğrusu Nazilerin nasıl söyleyeyim, kurduğu kukla cumhuriyet, İtalya'daki kukla cumhuriyetten kurtarıyorlardı. Dolayısıyla bugünlerde hep hikayeler anlatılır İtalya'da. O günlerin gören büyükler hikayeleri anlatır ya da onların aktardığı yeni jenerasyondan hikayeler dinlenir. Dağlar, yani şu gün değil tabii ama geçmişte dağlara çıkılıp o partizanların hayatını kaybettikleri çarpışmada hayatını kaybettikleri yerlerde anma törenleri yapılır. O yüzden bugünlerde Çağbelli tabii bu konuyla çok yakından ilintili. Sonuçta biliyorsunuz o da bir devrim şarkısı, bir marş haline geldi. O da haliyle bugünlerde son derece popüler oldu. Bu Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar devam edecek. Çünkü bu süreç, yani İtalya'nın bu Nisan sonundan başlayıp Haziran'a kadar giden süreci İtalya'nın esasında kurtuluşu ve şu anki güncel İtalya'nın kuruluş aşamasında olup bitenlerle alakalı bir dönem, bir tarih. Dolayısıyla bu aralar daha görmeye devam edeceğiz. Evet, peki. Şimdi geldiğimiz aşamada yaşam nasıl İtalya'da? Yani hani hem sağlık açısından hem resmi açıklamalar hem de sokak nasıl görünüyor? Şimdi önce kendi gözlemlerimden başlayayım, sonra ben buradaki yansımalara geçeyim. Şimdi kendi gözlemlerim son bir haftadır, 10 gündür yani marketlerde şakalaşan insanlar, sokaklarda çocuğuyla oynayan babalar, anneler, bunlar yoktu Musa Bey son ne diyeyim size, 2 aydır bunlar yoktu. Son bir hafta, 10 gündür bunlar başladı. Bu da tabii ki iyiye işaret. Sonuçta ben Bergamo'dayım. Lombardiya bölgesi biliyorsunuz en ağır etkilenen bölge oldu. Şimdi burada bunların başlamış olması, havalar da ısınıyor tabii, baharın da etkisi var vesaire. Çok gerçekten geleceğe dair umut verici gelişmeler. İnsanlarda böyle bir yüz gülmesi, bir moral toparlanması görmek güzel. İşin siyasi boyutunda, yani komitenin aldığı kararlardan sonra 4 Mayıs ve sonrası ikinci faz diye açıkladı ama İtalyan gazeteleri bunu bir buçukuncu faz diye yorumladı. Çünkü esasında tam bir açılma yok. Ama bilim insanları bunun kesinlikle arkasında, doktorlar ve bilim insanları bu kararı kesinlikle destekliyorlar. Örneğin okullar Eylül'e kadar kapalı kalacak, bunu da destekliyorlar. Ama gel gelelim tabii ki işin ekonomi boyutunda ve toplumsal boyutta durum biraz daha farklı. Yani İtalyanlar, ben çok şaşırıyorum. Akrabalarını, arkadaşlarını 2 aydır göremediği için
ortalığı yangın yerine çevirme eğiliminde olan bir kesim var. Bütün İtalyanlara mal etmiyorum bunu tabii ama sosyal medyada, işte gazetelerde çıkan haberlerde, örneğin dün bir dükkan sahibinin La Repubblica'da haberini okudum. Tabakki, yani buradaki tütün satan, işte sigara satan yerler, neden onlar açık, biz neden açık değiliz gibi bir kıyaslama yapıyordu. Halbuki buradaki tabakkinin işleyişi çok daha, hani içeri girersin, alacağını alırsın, çıkarsın. Bir mağaza gibi bir kültürü yok orada. Dolayısıyla bir mağazanın kendini onunla kıyaslaması yanlış. Ama bu genel tabii şeyi gösteriyor bize, algıyı. İnsanlar gerçekten bu iki aylık sürecin sonunda sıkıldılar ve artık iyi bir şey duymak istiyorlar. Yeniden açılışa, toplumsal hayatın kendi rutinine karışmaya dair. Ama işler öyle olmayacak. En azından 18 Mayıs'a kadar yine mevcut şartlar çok az gevşetilerek devam edecek. 18 Mayıs'tan sonra mağazalar açılacak 10 metrekareye 3-4 kişi maksimum alma şartıyla. Bir süre böyle devam edecek ve 1 Haziran'dan sonra da restoran, bar gibi artık hani insanların beraber vakit geçirdiği yerler açılmaya başlanacak tamamen servise. Ancak Conte bunu duyururken ülkenizi, İtalya'yı seviyorsanız sosyal mesafeye dikkat edin ve kesinlikle maske takın dedi. Bu tabii İşin toplumsal boyutu, hani insanlar ne kadar itiraz etseler de alışmak zorunda kalacaklar, sabretmek zorunda kalacaklar. Ama işin ekonomik boyutu, affedersiniz, işin ekonomik boyutu biraz daha can sıkıcı. O da şöyle, söz verilen, örneğin şirketlere kolay kredi ya da bireylere kolay kredi ya da işte bu 600 euro'luk ödemeler vesaire, bunlar geciktirildi, yeteri kadar, nasıl söyleyeyim size, öne çekilmedi tarihler. Şu an hala bu söz verilen, Mart ayı için söz verilen 600 liralık ödemeyi alamayan aileler var. Dağıtılan alışveriş kuponlarının yeterli olmadığı aileler var. Sonuçta 3-4 kişili bireyli çekirdek aileler de var. Onlara yetmiyor. Bazı küçük ve orta ölçekli işletmeler kredi alamıyorlar ya da sizin benim gibi bireyler ihtiyaç kredisi alamıyorlar. Çünkü işte kredi notları belki öncesinden düşük oluyor ya da mevcut bir kredileri olduğu için alınmıyor. Yani Conte yardımcı olacağız diyor ama işin aslı öyle değil. Yani bankalar öyle davranmıyor. Dolayısıyla burada bir ikilik çıkıyor. Dün birkaç röportaj izledim Roma'dan. Orada ne yazık ki hem çalışanlar, yani bir yerde çalışanlar, hem de kendi dükkanına sahip olan, mağazasına sahip olan insanlar açlıktan ölmek üzereyiz. İtalya hani söz verildiği gibi bir ekonomik rahatlama paketinin parçası olamadı hala gibi açıklamalar yapıyorlardı. Yani dolayısıyla hem istedikleri gibi bir açılma, bir karantina önlemlerinde gevşeme, hem de ekonomik açıdan bir rahatlama olmayınca şu an sesler İtalya'da yükselmeye başladı Conte'ye karşı. O zaman önümüzdeki yaz İtalya açısından zor geçecek gibi görünüyor. Bence de. Yani bir kere uluslararası turizm açılması en az 2-3 ay daha imkansız bence. Benim şahsi fikrim, gözlemlediğim kadarıyla. 2021 sonuna kadar kapalı kalacak vesaire haberleri de oluşuyor sosyal medyada. Onlar yalan. Hatta dün Franceschi'nin bu haberi yalanladı. Yani Kültür ve Turizm Bakanı bunu yalanladı. Böyle bir haber yok dedi. 2020'de ne olacağına dair görüşmelerimiz devam ediyor ama 2021 sonuna kadar İtalya kapalı kalacak diye bir şey, bir karara varmadık dedi. Ama dediğiniz gibi ben çok yakın vadede, yani en azından yazın ortasına sonuna kadar bir turizm anlamında bir normalleşme kesinlikle beklemiyorum İtalya'da. Bu da tabii beraberinde ekonomik daralmayı getirecek turizm sektöründe. Hali hazırda zaten zarar eden turizm sektörü en çok deyim yerindeyse para kazandığı dönem yaz aylarında. Bir süre daha ne yazık ki kemerleri sıkmaya devam edecek. Bununla ilgili İtalya'nın kendi içindeki turizmi hareketlendirmek için, yani hayatın normale dönmeye başlaması, buradaki bahsettiğim benim yeni normal, maskelerle, sosyal mesafeye dikkat ederek bir normalden bahsediyorum. Bu yeni normalde turizmi biraz teşvik etmek için, lokal turizmi, yine bir destek paketi, yine belirli gelir gruplarına sahip kişilere ödeme yapılması gibi durumlar söz konusu. Hükümet böyle şeyleri görüşüyor şu an itibariyle. Ancak tabii bu ödemeleri neye göre önceliklendiriyorlar, onunla ilgili bir net açıklama yok. Yani başvuran kişilerin bazılarına ödeme yapılmış, bazıları hala ödemeyi almamış ama aralarında, yani aynı gün başvuran insanlardan bahsediyoruz, aralarında hani 2 hafta oldu, hala ödemesini alamayanlar var vesaire. Bunun kriterlerini tabii açıklamadıkları için halk içinde bir gerginliğe, bir isyana yol açıyor. Ama
yakın dönemde ben yani biraz İtalyanları aceleci buluyorum ve yakın dönemde bu kadar da aceleci olunmaması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. En azından bir Mayıs ortasına, Mayıs sonuna kadar biraz daha dişleri sıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bence hala çok erken. Şu an hala 300 kusur insan ölüyor günde. Yani 50'lere 100'lere düşmedi rakamlar. Ama tabii baharın gelmesiyle, insanların artık sevdiklerini özlemesiyle beraber her ne kadar hükümete şu an %66 kamuoyu yoklamasına göre %66'sı nüfusun Conte'nin yaptıklarını destekliyor. Hatta sağcı Liga Partisi'ne olan destek %31'den %25'lere inmiş durumda. Avrupa Birliği'nden ayrılalım gibi milliyetçi söylemleriyle gündeme gelen partiye olan destek de düşmüş durumda. Ama yine de her ne kadar desteklesaylar da Conte'yi, o başbakan olan destek artsa da kamuoyunda, kendi yaşamlarına direkt olarak etki eden bu yeniden açılamama durumu karşısında İtalyanlar biraz isyankâr deyim yerindeyse. Evet. Gökhan Kutluer, çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler, hoşçakalın. Yazar Gökhan Kutluer, İtalya, Bergamo'dan bağlandı programımıza ve İtalya'daki şu anda durumu aktardı. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ve şimdi ne yapalım? Gelelim. Ben size dünyayı aktarıyordum ya. Yani ben de çok biliyormuşum gibi yapıyorum. Ne yapıyoruz? Bunun için önce açmam gerekiyor. Bir dakika. Ding dong. Buradan. Evet, bulduk. Şimdi Almanya'da, bakın şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de bir tartışmadır. Devam ediyor. Yani şimdi tabii bütün bunları bir kenara bırakacağız ve Diyarbakır'da HDP'nin bir açıklaması var. Ona dönelim, az önce değinmiştik. Sayılabilir. Yaşam hakkının bu kadar açık bir biçimde risk altında olduğu bir süreçte iktidarın sorumluluğunu görmezden gelerek cezaevlerine yayılmasını izlemesi kabul edilemez. İktidar Kürtlere, muhaliflere, kadınlara düşman hukuku uygularken hiçbir tedbir almadı. Kadına ve çocuğa karşı suç işleyenlerin serbest bırakılmasının da faturasını kadınlar, muhalifler ödemektedir. İnfaz yasası ile tahliyelerin başlamasıyla birlikte ne mi oldu? Sadece geçtiğimiz hafta basına yansıyan bazı haberler bile yasanın önümüzdeki süreçte kamuoyunda infial yaratacağının açık bir göstergesidir. Kars Belediye'miz saldırganların hedefi oldu. İzmir'de cezaevinden çıkan Mehmet tartıştığı arkadaşını öldürdü. Geçen yıl Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde eşi ve kızına şiddet uyguladığı için cezaevinde tutulurken infaz düzenlemesiyle tahliye olan Ramazan İnanç ise en amcasını bıçakladıktan sonra ölü bulundu. Şunu çok iyi biliyoruz ki Antep'te 9 yaşındaki Ceylan'ın babası tarafından vahşice katledilmesinin nedeni de infaz yasasının getirdiği cezasızlık politikasıdır. Şu çok iyi bilinmelidir ki bu yasayla kadına ve çocuğa yönelik suçlar örtülü bir biçimde affedildi. Yaşanacak tüm şiddet ve ölümlerin sorumlusu bu yasaya evet oyu veren AKP, MHP milletvekilleridir. Ancak AKP, MHP faşist iktidarı şunu bilmelidir ki biz kadınların kadına düşman, çocuğa düşman, doğaya düşman, hırsıza, çeteye, şiddet faaline, mafyaya, bir yasaya karşı mücadelemiz bitmemiştir. Bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir. Buradan çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz. Başta risk grubunda bulunan hasta, 65 yaş üstü ve çocuklu kadın tutsaklar olmak üzere cezaevleri bir an önce boşaltılmalıdır. Cezaevlerinden tahliye olan ya da olacak kadına yönelik şiddet faillerine karşı koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Kadın düşmanı infaz yasası kabul edilemez, etmiyoruz, infazda eşitlik istiyoruz. Yaşasın kadın dayanışmamız, Cin Cihan Azadi, HDP Kadın Meclisi. Cin Cihan Azadi, Cin Cihan Azadi. Da HDP Kadın Meclisi adına milletvekili Semra Güzel bir açıklama yaptı ve bu açıklamayı getirdik ekranlarınıza. Şimdi dediğimiz gibi devam edelim. Ne diyorduk? Türkiye'de tartışılıyor. Yani iktidarın bu meseleye
yaklaşımı tartışılıyor. Ve az önce işte Gökhan Kutluer de İtalya'dan da aynı şekilde, yani iktidara yönelik olan eleştiriler, iktidarın bu meseleye yaklaşımıyla ilgili genel bir bilgi de aktardı. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde nelerin yaşandığını biliyoruz. Peki Almanya'yı hep örnek veriyorduk, yani olumlu anlamda. Şimdi bununla ilgili olarak bir şey var, bir yazı var. Bugün İsmail Tufan imzalı şeyde, Duvar, gazete Duvar'da. Şöyle diyor, bakın, Almanya şu anda korona salgınıyla en iyi mücadeleyi veren ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun birden fazla nedeni vardır. Birincisi, bir sonraki seçimde başbakan adayı olmayacak olan Merkel'in başkanlığındaki koalisyon hükümetinin Alman halkına tüm gelişmeleri, iyi veya kötü, çok açık ve net bir şekilde açıklaması. İkincisi, Alman basınının ne hükümetin halkla ilişkiler sözcüsü gibi ne de muhalefetin halkla ilişkiler sözcüsü gibi davranmamasıdır diye yazmış. Doğrusu davranmasıdır olmalı. Peki, devam edelim. Şimdi tabii Profesör Doktor, yani bunu yazan kişi Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji bölümünden ve şöyle diyor mesela, bakın, diyor ki yazının bir yerinde evet, şöyle bir şey var. Almanya'da Alman dilinde 500 binden fazla Latince sözcük vardır. Ancak Latince tıbbi terimler kullanmaksızın yetkililer herkesin anlayacağı dilde anlattılar meseleyi ve tehlikeyi gizlemediler ve ama Almanya'nın bu tehlikeyi, eğer halk hükümeti dinlerse, atlatacağını da halka anlattılar. Ve bunun uzun soluklu bir süreç olacağını da belirttiler. Ve az önce belirttiğimiz gibi, yani Alman basını da ne hükümetin borazanı olduğu ne de işte salt işte muhalefet adına hareket etti. Dolayısıyla bir objektiflik söz konusuydu ve halk ne yapmış oldu? Gerçekleri bir şekilde acı da olsa dinmiş oldu. Ve tabii refleksi de buna göre oldu. Şimdi burada tabii şey var, yani bir takım işte ekonomiyle ilgili, yani bütçeyle ilgili yapılan yardımlarla ilgili işte koalisyon ortağı, yani işte federal düzeyde olsun, ister işte şeyde eyaletler bazında olsun, hani neler oldu, neler yaşandı, bunlar da anlatılmış. Şöyle bir ifade var: Almanya'da şu yaşanmadı. Hükümet başarısını anlatırken ülkemiz gibi bilimin sözünü dinledi. Bunun sonucunda falan filan demiş. Peki başka ne var? Komşuluk ilişkilerinin yok olduğu kabul edilen Almanya'da komşular birbirine yardım etmeye başladı. Gençler yaşlı komşularının kapısını çalıp alışverişinizi ben yaparım demeye başladı. Süpermarketler müşterilerini azar azar alışveriş alanına sokmaya başladı. Hayatında ilk defa kuyruk gören Alman halkı sabırla kuyrukta bekledi ve bekliyor. Yani hayatında elbette ilk defa görmedi Alman halkı kuyruğu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra elbette gördüler ama şöyle bir şey var. Kuyrukta beklemeyi bilen Alman halkı. Böyle bir şey de var gerçekten. Ve kuyruk ne kadar uzun olursa olsun, yaşlılar, engelliler, hamileler hiç kuyrukta beklemeden içeri alınıyorlar. Almanya yaşlılara sokağa çıkma yasağı getirmedi gibi bir takım ifadeler var. Yani yazının tamamı elbette okunabilir. Şimdi başka neye bakacağız? Şöyle, size dedik ki bir takım işte uyarılar söz konusu, yani bir gevşeme var, ancak bir takım kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor, yani bunun devam etmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tabii test sayısıyla ilgili. Sağlık Bakanlığı'nın yeni vaka tanımını, yani test kriterlerini açıklaması lazım diyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Ve bunu artık gerçekten aktarıyorum size. Şöyle bir şey, test sayıları 23 Nisan 27 Nisan arasında önemli bir düşüş gösterdi. Önemli ölçüde düşüş gösterdi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bunun nedenini, çünkü kriterleri değiştirmedik. Kimlere test yapacağımızın kriterleri bir iki hafta önceyle aynı sözleriyle açıkladı ve daha fazla test yapılmasını istedi. Hani az önce işte Trump'ın da bir şekilde bir açıklamasını aktarırken dedik ya, işte Türkiye'de de buna yönelik bir ifade var. Yani test sayısıyla ilgili olarak bunu şimdi burada sizlere aktarmış olduk.
Peki ne yapalım? Yani bir 10 dakikamız var. İsterseniz gazetelerimize bir geçiş yapalım. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım yine. Şöyle bir şey var. Cumhuriyet Gazetesi'nde biliyorsunuz bu şeyin özellikle Diyanet'in işte çok şeyi olduğu, hani tartışılıyor bir takım konular ve nereden aktarayım size? Bakalım şöyle gazetelerin birinci sayfaları diye basın ilan kurumuna bir bakalım mümkün olursa. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ni buradan aktaralım. Şimdi salgın döneminde bile ülkeyi kutuplaştıran iktidarın hedefindeki iki isim Cumhuriyet'e konuştu diye bir ifade var. Ve bunlardan bakıyorum. İpek Özbey'in şeyi var, röportajı var ve İlayda Kaya'nın röportajı var. Birisi Erinç Sağkan'la, birisi de Canan Kaftancıoğlu'yla yapılmış. Ve laik devleti savunuruz ifadesini bakın sol tarafta görüyoruz şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın laik hukuk devletini hiçe sayarak nefret söylemi kullanmasına tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun başkanı Erinç Sağkan, kanun insan haklarını korumayı bize görev olarak yüklüyor, görevimizi yerine getirmezsek asıl o zaman suç işleriz dedi. Bunun yanında tabii bir başka ifadesi de şöyle. Ankara Barosu'nun suça karşı yetkisini kullandığını belirten Sağkan, soruşturmadan önce görüş açıklayan Adalet Bakanlığı'nın tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti. Sağkan, hukuksuzluğa karşı çıkanlara yargının sopa olarak kullanılmasına tek bir kelime söylemeyenleri de eleştirdi. Biliyorsunuz tabii şey var, işte bu Barolar Birliği Başkanı var Türkiye'de. Adam mesela her konuda konuşuyor. Her konuda konuşuyor. Ve işte tamamen işte bir saçma sapan hani takım şeyi var, bir dünyası var. Onu da yansıtıyor bu açıklamalarına. Ankara Barosu'nun işte açıklamasına tepki gösterdi. Yani işte Ankara Barosu da diyor ki suça karşı yetkimi kullandım bir baro olarak yani. Buna tepki gösterme hakkım var. Peki Canan Kaftancıoğlu biliyorsunuz bu şeyle ilgili olarak Fahrettin Altun'un usulsüz olduğu iddia edilen işlemleriyle ilgili olarak işte bir takım şeyler yani CHP Üsküdar ilçe örgütü üyesi ile ilgili bir takım haberler çıkmıştı. Canan Kaftancıoğlu bu kişiyi savunmuştu ve sonrasında da Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak da bir soruşturma başlatılmıştı. Şimdi Canan Kaftancıoğlu ne söylüyor? Bakın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un usulsüz işlemlerinin peşini bırakmadığı için hakkında suçu ve suçluyu övme iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. Kaftancıoğlu, halkın hakkını korumak bizim sorumluluğumuz dedi. Bizim suçumuz devletin nüfuzunu kullanarak izinsiz ve kanunlara aykırı işler yapanları suçüstü yakalamak diyen Kaftancıoğlu, asıl Altun'u övenler için soruşturma açılması gerektiğini belirtti. Kaftancıoğlu, millet canıyla boğuşurken iktidarın CHP'ye savaş açtığını söyledi. Suçumuz suçu ifşa ifadesiyle birlikte görüyoruz tabii bu ifadelerini Canan Kaftancıoğlu'nun. Peki bakıyoruz polisin işte Adana'da 18 yaşında bir Suriyeli genci biliyorsunuz göğsünden vurarak öldürdü. Bununla ilgili bir şey var, hani gelişmeler aktarılmış. Bunun yanında bir başka başlık aslında. Şöyle, büyütülmesi gereken bir başlık bu. Aksaray'da 2 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Nail Yılmaz'ın cesedi boş bir arazide yanmış olarak bulundu. İşsiz olduğu öğrenilen Yılmaz'ın parası olmadığı için telefonunu emanet bıraktığı akaryakıt istasyonundan 10 liralık benzin alıp intihar ettiği belirtildi. Yani kendini yaktı. Evet, peki başka ne var? Yani bu korona virüsle ilgili olarak aslında başlığı sizlere aktaralım. Salgın bitmedi aman dikkat diye bir başlık var. Gerçekten de şu anda şey her taraf gevşemiş durumda. Yani iktidar çok rahat bir şekilde insanlara artık sokağa çıkabilecekleri mesajını veriyor. Şimdi şeye bakmayalım bir taraftan işte olur mu? Bakan işte hala sosyal işte mesafeyi korumamız gerektiğini, hala kendimizi izole etmemiz gerektiğini söylüyor ya da buna benzer ifadeler ortaya koyuyor denilebilir. Ama şöyle, burada bakanın bu söylediği dikkate alınmaz ama iktidardan birisi çıkıp ya da işte Cumhurbaşkanı'ndan tutun başka birisine kadar yani dışarı çıkabilirsiniz gibisinden bir ifadesi dikkate alınır. Çünkü insanlar neye inanmak isterse ona inanırlar.
Ve bu yönde de bir takım şeyler var, açıklamalar var. Dolayısıyla bu iktidarın aslında sorumluluğunda olan bir şey. Peki başka hangi gazeteye bakalım şimdi? Mesela Evrensel'e bakalım. Evet, budur payımıza düşen diye bir başlık var. Salgın, açlık, kurşun. Adana'da tekstil işçisi Ali Elhemdan sokağa çıkma cezası almamak için kaçtığı polis tarafından kurşunlandı. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki mülteci açlık ve salgın arasında kalan binlerce gençten biriydi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben işte Mersin'deyim ve Mersin'de serbest bölgedeki bir işletme ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye vatandaşı olan insanları mecbur edemiyor işe gitmek için ama birkaç tane içeride şey var, Suriyeli var ve çalıştırılmaya devam ediyor. Şimdi bu mesela benim bildiğim bir örnek. Buna benzer kim bilir kaç tane örnek var. Yani bunlar bir şekilde çalışmak zorundalar. Bunlar da zaten işte sigortası olmadığı için, herhangi bir güvencesi olmadığı için, hatta işte böyle göğsünden vurulup öldüğünde bile arka çıkacak kimse olmadığı için, sahip çıkacak kimse olmadığı için çalıştırılıyorlar. Ve işte mesela burada işte salgın, açlık, kurşun ifadesi bütün bu süreci anlatıyor. Ve bakın 19 yaşındaki mülteci açlık ve salgın arasında kalan binlerce gençten biriydi diye bir ifade de görüyoruz Evrensel Gazetesi'nde. Peki önlemleri hemen gevşetmek tehlikeli olur ifadesine bakalım şimdi de. Neden? Çünkü dediğimiz gibi gerçekten bu iktidar insanlara şey diyor. Yani çıkıp artık dışarıda çiftet elle oynayabilirsiniz. Şimdi bakalım yani ne olacak bunun sonu. Onu hep birlikte göreceğiz. Ve uyarı kimden gelmiş? Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala'dan gelmiş. Önlemlerin gevşetilmesinin erken olduğu bir dönemdeyiz. Hastalığın henüz aşısı, tedavisi yok ve çok hızlı bulaşıyor uyarısında bulunduğu açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin İran'la benzerlik gösterdiğini düşünen Pala, test sayısının 20 binlere düşmüş olmasını da eleştirdi. Ve bir başka başlık yine bu konuyla ilgili olarak sağlıkçıları ölümüne çalıştırmışlar diye. İstanbul'da biri engelli, diğeri kronik hasta olan ve idari izinli sayılması gereken sağlıkçılar İbrahim Aslan ve Seyfettin Karakaya koronavirüsten hayatını kaybetti. Sağlıkçıların ölümüyle zorla çalıştırdıkları ortaya çıktı. SES suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Evet, böyle başlıklar işte. Peki şimdi ne yapalım? Gelelim bir başka gazeteye. Saatlerimiz 11.43'ü gösteriyor. Evet. Ben bir günü göremiyor muyum? Göremiyorum. Tamam, peki. Şimdi o zaman size son bir gazete aktaracağım. Yeni Yaşam'ı aktarayım. Evet, kalbinden infaz diye bir şey var. Bir başlık var Yeni Yaşam gazetesinde. Öldürülen Suriyeli gençle ilgili olarak 18 yaşındaki Suriyeli genç polisler tarafından kalbinden vurularak öldürüldü. Ve bunun yanında salgınına rağmen 3 ağır hasta tutuklu aynı koğuşta tutuluyor diye bir ifade var ve bu işkencedir başlığıyla verilmiş konuyla ilgili haber. Bu arada tabii 1 Mayıs'la ilgili olarak şöyle bir başlık görüyoruz. Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim. Tabii şey de var, yani Evrensel Gazetesi'nde de aynı şekilde 1 Mayıs konusu işlenmiş durumda. Bugün günlerden çarşamba, perşembe, cuma günü 1 Mayıs, yani 2 gün kaldı. İşte bu gazetelerde bu konularla ilgili olarak bu başlıkları görüyoruz. Böylece programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gün içerisinde gelişmeleri 6 TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu günler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.